Tekrar birlikteyiz. Atılım Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sayın Hasan Ünal'la birlikteyiz. Evet Sayın Ünal, yapılması gerekenlere kadar getirdik sözü. Özellikle Suriye konusunda Biden'ın da ziyaretiyle beraber ortaya somut şeyler çıkıyor. Ama Biden'ın dosyasındaki bir şeyden de durum tespiti yapmak için belki söz etmek gerekecek. Elinde bu 98 kilometrelik Türkiye sınırının karşı tarafında IŞİD'in hakimiyetinde olan bölgeyle ilgili sınır güvenliğine dönük teknik yardım da getirmiş Biden. İşte efendim gözetleme balonları atılacakmış. Onlar işte sınırı gözetleyecekler. Tünellerden IŞİD girip çıkıyormuş. Tünel tespit sistemleri getiriyorlarmış. Bir de işte tuzaklamalara, mayınlamalara, patlayıcılara karşı da robotlar, robot askerler falan getiriyorlarmış. Yani bu ne demek? Vallahi şimdi bu o Amerikalıların ta G20 zirvesinden beri söyledikleri şeylerden biri. O da şu. Şimdi IŞİD'le bir uluslararası koalisyon mücadele ediyor ya, bunun da öncülüğünü Amerika yapıyor. Bunlar diyorlar ki IŞİD'i biz izole etmeliyiz, tecrit etmeliyiz. Bunun yolu da Suriye'nin sınırlarından IŞİD yardım alamıyor olmalı. Destek alamıyor olmalı. Şimdi en önemli Suriye'nin en uzun sınırları, birisi Türkiye ile 1000 kilometre civarında sınırı var diyorduk. Öbürü Irak devletiyle, öbürü de Ürdün'le. Akdeniz üzerinden zaten herhangi bir şey alması mümkün değil. Çünkü o bölgeyi hem Ruslar... Savaş gemisi dolu. Evet, Ruslar kontrol ediyor. Esad kuvvetleri kontrol ediyor filan. Bir de dediğiniz gibi zaten her taraf savaş gemisi dolu. Şimdi bu Ürdün sınırı anlaşılıyor ki çok iyi kontrol ediliyor. Yani Amerikalıların özellikle yardım ve desteğiyle Ürdün o sınırı kontrol ediyor. Ve IŞİD'in oradan giriş çıkış yapmasına izin vermiyor. Zaten Ürdün çok bu konuda hassas davranmaya mecbur bir ülke. Çünkü IŞİD'ci teröristlerin birçoğu ve önde gelenleri Ürdün kökenli. Ürdün Sünni bir ülke ve ta Irak'taki El-Kaide'yi hatırlarsak kurucusu Ez-Zarkavi Ürdünlü Zarkav'dan gelen biriydi. Yani onun da lideriydi. O günden bugüne orada Ürdünlülerin çok büyük bir ağırlığı var. Yani Ürdün ciddi bir radikal İslamcı tehdidi altında. Onun için çok çok dikkatli hareket eden bir rejim ve devlet. Oradan izin vermiyor onlar. Şimdi Irak sınırı biraz karışık. Çünkü Irak sınırının öte yakasında da IŞİD var. Bu tarafında da IŞİD var. Ama o sınırda mümkün mertebe bir de Irak'tan zaten ne alabilir? Yani Suriye'deki IŞİD'ci Irak'tan ne alabilir? Çünkü Irak'taki IŞİD'ci de belli bir izolasyon içinde. Aynen. Çünkü güneyden merkezi hükümet kuvvetleriyle sarılmış durumda. Kuzeyden Peşmerge ile sarılmış durumda. Öbür tarafa Suriye'ye geçince PYD ile sarılmış durumda kuzeyde. Şimdi geriye kalıyor bir tek Türkiye sınırının PYD tarafından kontrol edilmeyen bölgesi. Mare hattı denilen Cerablus bölümü, bu da 98 kilometre. Bunu 98 kilometre olarak söylüyor bile bazen Amerikalılar. Yanılmıyorsam Obama'nın bir konuşmasında da var. 98 kilometrelik bölüm hariç Suriye'nin diğer sınırlarından IŞİD herhangi bir lojistik sağlayamıyor. Yani Amerikalıların iddiaları. Şimdi sınırın bu tarafını Türkiye kontrol ettiğine göre, hadi düz okuyalım. Türkiye IŞİD'e yardım ediyor oluyor bu. Ya da kontrol etmiyor, ya da gözcümüyor, arkasını dönüyor. En azından eskiden böyleydi herhalde. Şimdi şu anda da böyle mi? Eğer hala böyleyse o zaman ortada büyük bir çarpıklık var. Yani aynı IŞİD geliyor size, Suruç'ta bomba atıyor bilmem, Ankara'da milli bütünlüğünüze darbe vuracak şeyler yapıyor. İstanbul'da Sultanahmet'te bomba patlatmak suretiyle bunu aslında sizin hani... şeyinizin, ekonominizin göz bebeği alanlardan biri olan turizmi yıkmaya çalışıyor falan. Ya bütün bunlara rağmen siz IŞİD'in oradan lojistik almasına şu veya bu şekilde izin veriyorsanız veya etkili tedbirleri almaktan kaçınıyorsanız ondan sonra da IŞİD'i işte en son IŞİD'ci terörist
efendim aslında IŞİD'ci ama bunun işte ayak şeyleri telefonlar Rusya'ya gidiyor, bilmem nereye gidiyor, bu işin altında bilmem neler var. Belki de içeride adına IŞİD'ci denilen, IŞİD'e sempati gösteren geniş bir tabanla oyunu kaybetme korkusuyla falan bunları yapıyorsanız çok tehlikeli bir iş yapıyorsunuz. Evet. Şimdi, ama şimdi Amerikalılar bunu derken sizin dediğinizi Türkiye'ye diyorlar ki sınırını iyi kontrol edemiyorsun. Ve buradan IŞİD hala lojistik sağlıyor. Onun için sana teknik yardımda bulunalım diyor. Ha, ama Türkiye'nin isteksizliği de ortada. Yoksa 100 kilometrelik sınırın tamamen kapatamayacak bir güçte değil ki Türkiye. Hayır, Türkiye hem askeri konuları, olarak hem teknik olarak. Bu konuları askeri ve teknik olarak dünyada en iyi yapan ülkelerden biri. O zaman geri de başka bir ihtimal. Ha, oraya bir şey geliyor. Ha, işte. Amerika'da belki ironik yaklaşıp biz teknik destek de getirdik hadi buyur bakalım filan demiyor. Evet. Getiriyor Biden eliyle. Evet. Yani. Ha şimdi öbür taraftan bir yer var. Bir yere geliyoruz. Şimdi IŞİD tecrit edildi. Yine Fransızların ve Amerikalıların söylediğine göre. IŞİD yeniliğe doğru gidiyor ama Suriye ve Irak'taki görevlerini de yapmayı sürdürüyor. O görev ne? Irak ve Suriye'de özellikle Sünni bölgelerinde bir büyük Sünnistan oluşturma işine de Amerikalılar bir şey demiyorlar şimdilik. Yani eğer Amerikalılar ve Batılılar IŞİD'i toptan tasfiye edip Suriye'nin ve Irak'ın toprak bütünlüğü konusunda bunu bozmaya çalışanlara karşı silah kullanmak da dahil olmak üzere. Yani mesela Suriye'de PYD'ye, Irak'ta Peşmerge'ye karşı silah kullanmak da dahil olmak üzere tedbirler almazlarsa o zaman hiçbir zaman şunu diyemezler sonuçta. Ya biz böyle olmasını istemedik ama olaylar bu tarafa gitti. Çünkü olayları yönlendirenler onlar. Ama buradan biz de Türkiye olarak şunu söyleyemeyiz. Yani İşte geldiler de onlar böldüler de yaptılar ettiler. Hayır, bizim politikalarımız bunun sonucunu getirdi maalesef. Eğer biz 2011'de Suriye işine bu şekilde bodoslama girmeseydik, daha dikkatli hareket etseydik, hem ticaret olarak, ekonomik olarak büyük kayıplara uğramayacaktık, hem de Suriye'de böyle bir bataklık oluşmazdı, hem de Suriye'deki Esad rejimine bir takım tavsiyelerde bulunma konusunda çok daha güçlü bir konumda olurduk. Evet, diyalog kanalları açık. Tabii, tabii. Çünkü bize medyunu şükran durumunda olacaktı. Yani ama biz tabii her şeyi dağıtınca yani şu anda sınırımızın öte yanında ister IŞİD olsun, ister PYD olsun. Bakın Suriye'nin parçalandığını düşünün. Güçlü bir Esad bölümü. Evet. Güçlü bir IŞİDistan. Güçlü bir Kürdistan, PYD ağırlıklı. Hepsi Türkiye'ye düşman. Yani demezler mi insana ya bunu nasıl başardınız? Irak örneğine gelelim. Ha, orada evet. Tek müttefikin olarak Barzanistan Barzani var. Barzanistan var. O da doğası itibariyle Türkiye'nin toprak bütünlüğüne bir tehdit. Tabii kendiliğinden. Evet. Ve Irak'taki merkezi hükümetle karşı karşıyasınız. Onu Şii diye görüyorsunuz. Ve Irak'taki Şiistan, yani IŞİDistan da size fena halde karşı. Bravo denir buna. Öte yandan İran'la ilişkileriniz fevkalade bozuk. Rusya'yla artık düşman devlet neredeyse getirildik maalesef. Ötekileri saymıyorum. Yani. Her taraftan kuşatılmış vaziyette Türkiye. Bu Türkiye kendi kendisini kuşattırdı. Kuşattırdı. Evet. Türkiye kendi kendisini kuşattırdı. Herkesi karşısına aldı. Dış politikada yapılmaması gereken şey, en yapılmaması gereken şey devletlerle düşman olmak. Ha bir devlet size ısrarca düşmanca davranıyorsa o devleti durdurmak için siz de başka devletlerle işbirliği yaparak karşı tedbirler alırsınız. Mesela 1980'li yıllarda ve sonra da 90'lı yıllarda Yunanistan Türkiye'nin her şeyine zarar vermek için gayret ediyordu. Suriye'de PKK yoluyla aynı gayretlerin içindeydi ve ikisi bir araya geldiler. Ha bunun ikisi bir araya gelip de bir takım askeri görüşmeler, anlaşmalar yapmaya başlayınca Türkiye ne yaptı? O da gitti o zaman İsrail'le işbirliği yaptı. İsrail'le bir takım anlaşmalar yaptı. Bir kısmı gizli, bir kısmı açık, bir kısmı işbirliği, bir kısmı istihbarat değişimi içeren bir sürü anlaşma yaptı. Sonra da günün birinde fırsatı bulunca
Suriye'yi yalnız yakalayınca PKK'yı askeri olarak devreden çıkardıktan sonra Suriye'nin üzerine yüklendi 98 Ekim'inde ve o Suriye'nin en belalı rejimlerinden biri olan Hafız Esad'ı bir kriz yönetimi politikasıyla dize getirdi. Ondan sonra da dedi ki Esad'a, benim niyetim seninle düşmanlık falan değil. Aklını başına alırsan... Karış başı var, at onu. Aklını başına alırsan, doğru dürüst komşuluk ilişkilerinde varsan ben dünden varım. Bitti. Gayet güzel olmuştu ilişkilerimiz. Çok ha, akılcı bir politikaydı. Aynen. Ha şimdi dış politikada prensip şudur. Bir devlet size düşmanlık yapmıyorsa siz ideolojik hele hele gerekçelerle bütün devletleri karşınıza almamalısınız. İsrail örneği var örneğin. İşte bu One Minute'lerden, Davos'lardan, bir daha da gelmemlerden yola çıkarak gelinen nokta ortada. Şimdi hani karşılıklı sempatik tavırlar sergilenmeye çalışılıyor ama işte İsrail'in politikaları da bölgeyle ilgili, Türkiye'yle ilgili malum. En son İsrail Adalet Bakanlığı'nın açıklamaları var. Kürt devleti diyor ki Irak, Türkiye ve İsrail bir araya gelsin diyor. Orada bir Kürt devleti kurulsun, bunu diyor destekleriz. Böyle de olması lazım. İsrail'in de çok işine gelen bir durumdur diyor. Şimdi ben aykırı bir şey söyleyeyim isterseniz. Bütün bunlara rağmen İsrail'le ilişkileri düzeltmek gene iyidir. Niye iyidir? Çünkü siz İsrail'le ideolojik olmayan bir çerçevede normal iki devlet bazında ilişkilerinizi düzeltebilirseniz İsrail'e şunu göstermiş olursunuz. Bak, benim sevmediğim bir işi, oradaki Kürt devleti projesini çok zorlarsan ilişkilerimiz bozulur. Ha, bunu deme hakkınız olur. Anlatabildim mi? Bunu dediğinizde sözünüzün ağırlığı olur. Demeseniz bile karşı taraf bunu anlar. Ama öbür türlü ne oluyor? Yani zaten İsrail'i karşınıza alıyorsunuz ama şöyle, bir tek İsrail olsa karşımızdaki ve İsrail burada bir Kürdistan kurma konusunda ısrarlı, Türkiye'nin bütün uyarılarına rağmen faaliyetlerini sürdürüyor olsa da siz ona karşı politikalar geliştiriyor olsanız anlamlı, mantıklı o zaman. Ama şimdi siz aynı anda Esad'la, aynı anda İsrail'le, aynı anda Mısır'la, aynı anda Rusya'yla, aynı anda İran'la, aynı anda Irak Merkezi Hükümeti'yle takışırsanız ve bu takışmalar da böyle yani ömrü billah bitmeyecek, dünya batıncaya kadar, kıyamet gününe kadar devam edecek mücadelelermiş gibi kamuoyuna sunulmaya devam edilirse o zaman İsrail'le olan mücadeleniz derinleşmiş olur. Yani siz İsrail'e karşı yapacaklarınızda ağırlığınızı kaybedersiniz. Çünkü niye? İsrail der ki ya ben bu Türkiye'yi karşıma alsam ne olur, yanıma alsam ne olur. Zaten herkesle kavgalı. Ama bir tek İsrail size karşıysa o zaman bir sürü ülkeyi yanınıza alırsınız. Zaten İsrail'e karşı işbirliği yapmaya hazır bir sürü Arap ülkesi var. Bir sürü başka ülke var. Anlatabildim mi? O zaman Amerika da gelir der ki ya yani Türkiye gibi bir ülkeyle sen onu bu kadar zora sokacak şekilde bunu bu kadar bariz, bu kadar açık niye yapmaya kalkışıyorsun diye İsrail'e bir şeyler söyler. Ama bizim durumumuz böyle değil. Hani dediğim gibi tek bir devletle mesela o zaman Türkiye 1980'lerle 90'larda Yunanistan'la ve Suriye'yle boğuşuyordu. Yunanistan'da işte Ege krizleri oluyordu. Habire Yunanistan PKK'ya destek veriyordu. PKK'nın işte Lavrion, yurt dışı bağlantılarına yardımcı oluyordu. He. Bilmem ne Güney Kıbrıs üzerinden yapıyordu falan falan. Suriye'yle de PKK yüzünden oluyordu. Ama o zaman madem ki durum bu başka ülkeleri yanınıza çekeceksiniz. Onların ikisinin üzerine konsantre olacaksınız. Mesela İsrail'le bu anlaşmaları yaparken Türkiye Mısır'ı yanına almayı başarmıştı. Ve mübarek rejimine demişti ki bak benim ne Araplara karşı bir tavrım var, ne hele hele Mısır'a karşı bir tavrım var. Bakın Ürdün'le fevkalade iyi ilişkilerim var. Suudilerle ve Körfez ülkelerle gayet iyi durumdayım. Ve bunları sürdürmekte istekliyim. Ama şu Suriye'nin yaptıklarına bakın. Bir tarafında PKK, bir tarafında Yunanistan. Ne bu? Ha o zaman mübarek yönetimi dedi ki evet yani haklısın. Ve o sene Arap Ligi'nden Türkiye aleyhine karar çıkartmak istediğinde Esad başarılı olamamıştı. Nitekim biz Esad'a eğer sen bu bölücü başını falan çıkartmayacaksan, bu politikalardan vazgeçmiyorsan o zaman sabah bu işe başlayıp öğlen yemeğini senin sarayında yemek üzere planlıyoruz. Var mısın buna dediğimizde hemen mübarek çıkıp gelmişti.
eminim Mübarek'in gelmesini Esad da istemişti. Evet. Ve Mübarek bizim Suriye Türkiye arasında arabulucu gibi mekik diplomasi yapmıştı. Ama siyaset böyledir. Gücünüzü belli bir noktaya yoğunlaştırırsınız, odaklandırırsınız. Şimdi şu anda bizim bir yere baskı uygulayacak gücümüz yok ki. Herkesle kavgalıyız. Evet. Hangisine nasıl baskı yapacağız? Hırçın dış politika derken de galiba bunun altını çizmeye çalışacağız. Evet. Vaktimiz bu kadardı. Daha konuşulacak konuyla ilgili çok şey var ama diğer programlara inşallah bunu ertelemiş olalım. Çok teşekkürler Sayın Yılan. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, haftanın son programıydı. Öğleden sonra bu hafta burada sona eriyor. Yarın sabah 8'de basının gündemiyle ben tekrar karşınızda olacağım. Hoşçakalın.